Murat Tezgür'le beraberiz. Hı hı. Kendisi Florida Merkez Üniversitesi'nde çalışıyor. Hı hı. Ama biz de İstanbul'da yakalamışken çok da uğraştık bu röportajı yapmak için. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz aslında Kürt siyaseti konusunda bayağı hani çalışmalarınız var. Aynı zamanda İran'ı da çok iyi biliyorsunuz. İkisini bir arada konuşmak istiyoruz. Tamam, Suriye konuşalım. Ve Irak'taki gelişmeler özelinde. İsterseniz Irak'la başlayalım. Musul operasyonu dediğimiz zaman işin bir boyutu da aslında Sünni Arap ülkeler ve Türkiye'yi bir kutupta, İran'ı diğer kutupta görerek okunabilir mi? Şimdi şöyle düşünmek lazım, yani Orta Doğu'ya baktığınız zaman özellikle 2012'den beri, 2011'de de özellikle 2012'deki Suriye-İs Savaşı'nın Halep'e sıçramasından beri bölgedeki jeopolitik mücadelelerle mezhep farkları arasında bir örtüşme var. Yani bakıyorsunuz sonuçta Irak, Suriye, Yemen'de İs savaşlar devam ediyor. Bu devam eden İs savaşlarda İran'ın desteklediği güçler, farklı mezhebe mensuplar, diğer bölge ülkelerini genel desteklediği, özellikle Arabistan'ın başta olmak üzere desteklediği diğer güçler de başka mezhebe mensuplar. Bunun bir yansıması muhakkak ki sonuçta Irak'ta. Yani ama şunu vurgulamak istiyorum, yani bu sonuçta konjektürel bir durum. Çünkü mesela 2006'ya bakalım. 2006'da Lübnan, Hizbullah'la İsrail savaşta bulmuştu. Ben de tesadüfen tam sınır bölgesindeydim savaştan bir gün önce. Yani tam böyle turist gibi gezerken. Ülkeden ayrıldık ama bir gün sonra işte Lübnan bir şey cadı kazana döndü. Mesela o zaman enteresandı çünkü o zaman sonuçta Hizbullah Şii bir hareketi ama İsrail'e karşı savaşıyor. İran ve Suriye onu destekliyordu ama diğer önemli Arap kamuoyu da sonuçta Hizbullah taraftarıydı bir anlamda. Ya da baktığınız zaman işte Hamas İsrail'e savaştığı zaman yine yakın zamana kadar İran tarafından ciddi şekilde destekleniyordu. O zaman da Sünni Şii ayrımı çok fazla öne çıkmıyordu. Ama ne zaman ki 2012'de savaş Halep'e geldi ve bir anlamda İran tarafından desteklenen Baas rejimi Sünni Arap Müslümanları katlediyor ve bu İran tarafından pervazca destekleniyor algısı iyice yerleşti Arap kamuoyunda. Bu ister istemez bölgede Şii ve Sünni mezhep çatışmasını jeopolitik mücadelelerin bir parçası haline getirdi. Yani şimdi bunun yeni bir randı ister istemez Musul'da gözüküyor. Şimdi tekrar Suriye'ye gelirsek mesela İran yönetiminin şöyle açıklamaları var. Hı hı. Şam düşerse Tahran da düşer diye. Ya bunlar hani her zaman sonuçta bazen abartılan açıklamalardı. Yani böyle evet, bir şey olması ama muhtemel yani değil. Ama bize bir fikri anlatıyor şöyle herhalde. Şöyle demek lazım. Yani sonuçta İran şu anda Akdeniz'e açılan bir güce sahip. Yani niye? Sonuçta İran hem Irak'taki Bağdat hükümetiyle hem Suriye'deki Şam hükümetiyle hem de Lübnan'daki en büyük güç olan Hizbullah'la ittifak halinde. Yani İran'ın şu anda hem 3 ülkede ciddi anlamda askeri birlikleri de var. Yani baktığınız zaman Suriye Savaşı'nda İran'ın ordusundan sadece 500'e yakın insan ölmüş durumda. Bunların 14-15 tanesi general rütbesinde. Yani İran ciddi anlamda asker olarak burada çalışmalara katılıyor. Bir yani şey oluşturmuş durumda, bir aks oluşturmuş durumda. O bahsedilen Şeyhilleri. Evet, bir de şunu vurgulayacağım. Yani sonuçta Hizbullah bağlantısı çok önemli. Çünkü İsrail açısından baktığınız zaman İsrail'e en büyük tehdit yine Hizbullah oluşturuyor. Çünkü Hizbullah'ın elinde bulunan silah ve coğrafi olarak bulunduğu konum İsrail açısından son derece kritik. Ve eğer İran Şam'ı kaybederse Hizbullah silah ve lojistik olarak desteklemesi mümkün değil. Bu da İran'ın İsrail'e karşı olan jeopolitik mücadelesinde büyük bir zafiyet oluşturacaktır. Ama şey gibi demek doğru olmaz tabii. Yani Şam'ın düşmesi, Tahran'ın düşmesi anlamına gelmez. Ama Şam'ın düşmesi Tahran'ın Orta Doğu siyasetinde etkisinin son derece azalması tabii de yol açar. Yani bu çok bariz. Zaten yani İran'ın Suriye Savaşı'na bu kadar katılması en büyük sebebi de aslında yani Baas rejimle ideolojik bir bağ olmasından değil. Çünkü Baas Partisi seküler Arap bir parti. Yani Nusayrilerin Şiilerle yani hiçbir alakası yoktur kültür anlamda. Sadece Hazreti Ali'ye olan bir işte bağlılık vardır. Ama onun dışında yani tamamen bir jeopolitik şeydir. Ve orada da Lübnan ve Hizbullah bağlantısı son derece belirleyicidir. Şimdi Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman bu oluşabilecek Kürt koridoru ki Türkiye Fırat Kalkanı ile aslında bir nevi bunu önlemeye çalışıyor. Doğru. İran açısından Kürt koridoru daha kullanışlı mı? Şu anda bir İran açısından önemli bir tehdit ya da bir avantaj değil. Yani çünkü baktığınız zaman sonuçta İran'ın ciddi bir Kürt nüfusu var. Ama bu Kürt nüfusu Şii ve Sünni olarak bölünmüş durumda. Şii olan Kürtler İran rejimine daha entegre olmuşlardır tarihsel olarak. Sünni Kürtler daha çok dışlanmışlardır. Sünni Kürtler arasında şu anda farklı hareketler önde çıkıyor. Birincisi Pejak, sonuçta Kandil bağlantılı, PYD bağlantılı. Ama onun dışında mesela Salafi Kürtler de var. Şu an İran açısından baktığınız zaman Sünni Kürtler açısından en büyük tehdit Salafi akımların güçlenmesi olarak algılanıyor. Bu yüzden de Pejak'la çok fazla çalışmıyorlar. Pejak'la çok fazla operasyon yapmıyor özellikle 2011 senesinden beri İran'da. O yüzden hani İran açısından Kürt milliyetçiliği bir tehdit olsa bile Suriye'de bir Kürt kemerinin oluşması Türkiye kıyasla çok da büyük bir sorun değil. Yani bunu istemese bile hani asıl tehdit bu değil. Çünkü asıl tehdit ister istemez Salafi radikalizm İran açısından.
Türkiye'de yöneticilerin son zamanlarda Osmanlı vurgusu giderek artmaya başladı. İşte Kerkük bizimde, Musul bizimde gibi. Şimdi bu vurgular Bağdat yönetimiyle arayı açıyor malum. Doğru. Fakat burada bir yandan da Türkiye'nin İran'la ilişkilerini sürdürdüğünü görüyoruz. Doğru. Bunun sınır noktası nedir? Yani mesela Bağdat yönetimiyle Türkiye'nin arasındaki gerilimin hangi noktaya kadar artması, İran'da da köprülerin atılması? Yani İran buna tepki gösteriyor son özellikle 2 hafta içinde. Baktığınız zaman İran yöneticileri işte bir şekilde üstü kapalı olarak hani Türkiye'nin Musul'a katılmaya çok niyetli olmasına karşı çıkıyorlar. Ama yine de çok yüksek tonda ama gelmiyor aslında. Ama tabii şöyle demek lazım. Yani tarihsel olarak da, tarihsel olarak derken belki son 20 yıl falan düşünelim. İran'la Türkiye bölgede genelde zıt politikalar izleseler de ikili ilişkileri bunu ayırt etmeye başarabilirler. Yani mesela ben dün bir konuşma yapıyordum. Hani baktığınız zaman Türkiye iş adamları, iş çevreleri arasında İran önemli bir pazar ve oraya çok büyük ilgi var. Yani İran'la Türkiye arasında bölgesel siyaset bakımından da kadar çok sorun da olsa iki ülkenin ekonomik ve kültürel ilişkileri bir şekilde devam ediyor. Yani bunu bir şekilde compartmentalize edebiliyorlar. Yani sonuçta mesela şu anda bildiğim kadarıyla İran Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının 1/5'ini karşılıyor. Bu yakın zamanda artabilir çünkü şu anda yaptırımlar kalkmaya başladı. Ve Türkiye işçileri açısından da İran önemli bir pazar. Bir sorun şu anda petrol fiyatları düştüğü için İran'ın alım gücü azaldı. Ama eğer petrol fiyatları tekrar artarsa diğer bütün batı ülkeleri olduğu gibi Türkiye çevresinden de İran'a yatırım yapmak açısından büyük bir istek ve şey var, heves var. Yani bu ikisi farklı kulvarlar o anlamda. Bunu ayırabiliyor iki ülke. Kesinlikle. Ha? Şimdi yine devam edersek aynı konudan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilk yani dış ülkelerden gelen ilk hükümetin yanında oldukları mesajını veren aslında İran Dışişleri Bakanı'ydı. Ve oradan sonra bir anda aslında Türkiye'nin dış politikası da değişme gösterdi. Rusya ile yakınlaşma. Gerçi ondan önce biraz başlamıştım muhakkak hani. Evet ama o belirleyici oldu. Yani Amerika'dan bir nevi uzaklaşma. Yani sadece Amerika ve batılı ülkelerden de bir batılı ülkelerden. Soğukluk oldu muhakkak. Evet yani ya. Rusya, İran, Suriye mesela Suriye esasında istihbarat paylaşımı gibi. Şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuz zaman İran Türkiye ile ilişkilerini Suriye'de eğer bu durumlar olmasaydı çok daha başka bir seviyeye getirebilir miydi? Ya da getirme şansları var mı gelecekte? İran-Türkiye açısından mı? Evet, İran ve Türkiye'nin. Yani şöyle, Suriye iç savaşı muhakkak yani İran'ın Sünni güçlerle olan ilişkilerini son derece zedelemiş durumda. Yani çünkü İran, Suudi Arabistan mesela şu anda rakip gibi gözükse de, yani rakipler kesinlikle, aralarında çok ciddi sorunlar var. Yani Ocak ayında sonuçta Tahran'daki Suudi Arabistan Büyükelçisi İran'da işte bir grup tarafından yağmalandı mesela işte evet. Suudi Arabistan'ın bir Şii ruhban sınıfından bir kişi idam etmesinden dolayı. Ama mesela baktığınız zaman mesela 2005-2006 civarlarında aslında Suudi Arabistan İran ilişkileri o kadar kötü değildi. Yani kesinlikle evet eğer Suriye savaşı çıkmasaydı Türkiye İran ilişkilerinin şu anda olduğundan daha da iyi olduğunu düşünebiliriz. Bir de şey söylemem lazım yani darbe girişiminden sonra İran'ın Türkiye desteklemesi bence büyük faktör. Türkiye'nin darbe girişiminden önce bile bir şekilde Suriye politikasının değişikliği gitmesinden kaynaklanıyor. Yani çünkü özellikle İran'da Cumhurbaşkanı demiyorum ama yani İran Cumhurbaşkanı daha çok gücü elinde bulunan kesimler açısından en önemli faktör Türkiye'nin Suriye politikası. Yani şu anlamda eğer Türkiye Suriye politikasını değiştirmeye başlarsa bu İran için önemli bir gelişme ve bu kesimler bir şekilde hükümete destek verirler. Çünkü Türkiye'nin Suriye politikasının darbe öncesinde bile değiştirmeye başladığının farkına varmışlardı. Şunu da bir ekleyeyim müsaadenizle. Binali Yıldırım'ın da şöyle bir soru gelmişti 15 Temmuz'dan sonra. Bu darbenin arkasında Suudi Arabistan'ın olabileceğine dair şüpheler var. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? O da ateş olmayan yerden duman çıkmaz gibi bir şey söylemişti. Oradan devam edelim. Şimdi en sonunda şuna değinelim istiyorum. Amerikan başkanlık seçimlerine çok az kaldı 8 Kasım'da. Trump'ın seçilmesi veya Hillary Clinton'ın seçilmesi İran'ın Orta Doğu siyasetindeki rolünü nasıl etkiler? Trump'ın seçilmeyeceğini söyleyebilirim size. Hatta ben şimdi gidip oy kullanacağım seçilmesin diye. Yani şu anlamda onu söyledim. Biraz tabii kinaye yolu söylüyorum bunu ama yani Amerika'da şu anda oy kullanma işlemleri başladı. Amerikan seçimleri enteresandır. Yani şimdi oy kullanan kesimler bazı eyaletler çok belirici olduğu için hani seçim sonucu aslında şimdiden bile belli olmuş olabilir. Evet. Yani bunu biraz espri söylüyorum ama hani yani Trump'ın seçilmesi eğer önümüzdeki 2 hafta içinde 10 gün içinde seçimler 10 gün kadar bir zaman kaldı. Büyük bir mucize olmazsa mümkün gözükmüyor. Tamam. O zaman Clinton'ın seçilmesi ihtimalinden Clinton'ın gidelim. Clinton'ın seçilmesi büyük ihtimalle Barack Obama'nın Orta Doğu politikasını devam ettirecektir şu anlamda. Şu an Amerika açısından baktığın zaman Orta Doğu yani sonuçta 2003 işgalinden sonra Amerika Orta Doğu dizayn etmeye çalıştı. Bunu başaramadı. Bunun farkına vardı. Güçlerin önemli bir kısmı geri çekti. Ama özellikle bu Salafi radikalizmin İslam devleti
olarak tek ortaya çıkmasından sonra bunu büyük bir tehdit algıladı ve tekrar asker olarak buraya müdahale etmeye başladı. En azından işte havadan bombalayarak bir de küçük gruplar halinde hem Suriye'de hem Irak'ta. Yapmak istediği şey şu anda hani minimum derecede askeri olarak buraya müdahale etmek. Kendi güvenebileceği yerel güçleri kullanarak Suriye'de bıraktı. Hani Salafi radikalizm çok fazla bir tehdit hale gelmesini engellemek. Yani Clinton döneminde de büyük ihtimalle bu politika devam edecektir. Türkiye açısından şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Sonuçta Amerikan hükümet açısından Suriye'de PYD güvenilir bir güç. Türkiye açısından yaşamsal bir tehdit. Ama sonuçta Türkiye NATO müttefiki ne kadar işte gerginlik de olsa Türkiye Amerika için önemli bir stratejik yani müttefik. Ama bir anlamda hem PYD hem de Türkiye arasındaki o tansiyonu düşürtmek için bir denge politikası izleyecektir. Yani bu an şu anlama geliyor. Türkiye'nin Kürt kemeri kurmasına müdahale etmesini onaylayacaktır. Ama aynı zamanda hani Türkiye'nin daha da fazla PYD'nin üzerine gitmesini engellemeye çalışacaktır. Yani şu anda baktığınız zaman zaten olay yani Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı. Aslında yani Fırat'ın batısında PYD şu anda var tabii ki. Yani Afrin'de zaten eskiden beri var. Afrin'in eskiden beri Kürt dağı olarak bilinen bir yerdir. Yani Membiç kasabası hala PYD'nin kontrolünde Fırat'ın batısında. Rakka operasyonundan bahsediliyor. Rakka operasyonunu şu anda yapacak PYD dışında bir güç gözükmüyor. PYD'nin SDF adı altında daha geniş bir çerçevesi var ama bunu herkes biliyor ki yine bu PYD'den ibaret. Bu anlamda Amerika'nın çok fazla bir alternatifi yok. Ama öbür taraftan Türkiye bundan rahatsız oluyor. Uzun vadede şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Rakka alınsa bile bu güçlerden uzun vadede hem Suriye'de hem Irak'ta Sünni Arap siyasal temsilini sağlayacak bir yapı oluşmadıktan sonra bu bölgenin uzun vadede istikrara kavuşması mümkün gözükmüyor. Yani benim anladığım kadarıyla da Türkiye hükümetinin zaten hani üstüne vurgulamak istediği şey bu. Yani Türkiye aslında uzun vadede demek istediği argüman hani burada Sünni Araplar bir şekilde siyaset katılımı sağlayamadığı sürece, siyaset temsili olmadığı sürece bu bölgede istikrar olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok ben teşekkür ederim.